Herkese merhabalar arkadaşlar ben İngilizce öğretmeni Zeynep Hoca. 8. Sınıf LGS İngilizce Ses Soru Bankası kitabımızın soru çözümleriyle karşınızdayım. İkinci ünitedeyiz. Test 1. Bir. Test 1'in birin birinci sorusuyla başlıyoruz. Dikkat etmeniz gereken sorulara başlarken yapılması gereken ilk adım her zaman soru köküyle başlamaktır. Which of the following can complete the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar? Bizden şuradaki boşluğa gelecek uygun ifadeyi bulmamız isteniyor. My favorite sport activity is karate. What about you? Favori spor aktivitesinin karate olduğunu. Peki ya seninki? Diyerek karşısındaki arkadaşına favori aktivitesini soruyor. Arkadaşı ise I prefer swimming diyerek yüzmeyi tercih ettiğini belirtiyor. Sonra why do you like swimming diyerek Yüzmeyi neden sevdiğini soruyor. Because diyerek başladığı için cümleye boşluğa gelmesi gereken ifade çünkü diyor. Neden seviyorsun? Çünkü. Yukarıda yüzmeyi sevdiğini söylediği için aşağıda da onu açıklarken mutlaka iyi bir şeyden bahsetmeli arkadaşlar. Çünkü şu sebeple seviyorum, şu yüzden seviyorum gibi. Yani biz şıklardan olumlu bir şey arıyoruz. Lütfen dikkat edelim. A şıkkına bakalım. It's not an entertaining activity. Hiç eğlenceli bir aktivite değildir. Dediği için A şıkkını eliyoruz çünkü bize olumlu bir ifade lazım. I can't stand swimming. Ben yüzmeye katlanamam, tahammül bile edemem dediği için B şıkkını da eliyoruz. I don't like water sports. Su sporlarını hiç sevmem dediği için de C'yi eliyoruz ve son olarak arkadaşlar It makes me feel relaxed. Beni çok rahatlamış hissettiriyor. Bana kendimi çok rahatlatmış hissettiriyor dediği için doğru cevabımız denizli olacak. Soru 2 ile devam edelim. İkinci sorumuz arkadaşlar bir durum ve durumla alakalı görseller içeren bir soru. Öncelikle soru kökü. Which of the following activities is not mentioned above? Aşağıdaki aktivitelerden hangisi Bahsedilmemiştir yukarıda. Hemen yukarıyı okuyoruz. Teenagers like skating and riding a bike. Gençler e, patenle kaymayı ve bisiklet sürmeyi severler. Aynı zamanda genellikle müzik dinlerler ve online e, bilgisayar oyunları oynarlar. Şıklara baktığımızda e, gençlerin kaydıklarını görüyoruz ki bahsedilmişti bize. Yes, skating görüyoruz. Bisiklet sürdüklerini görüyoruz gençlerin. Bahsedilmiştir riding a bike. Gençlerin kitap okuduklarını, kitap okumalarıyla alakalı bir seçenek görmemiştik. Ve burada e, online games oynadıklarından da bahsedilmişti. Bahsedilmeyen seçenek C şıkkı arkadaşlar. Soru 3 ile devam edelim. Üçüncü soruda Önce soru kökü lütfen. Which of the following completes the conversation above? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? İki arkadaş konuşuyor. Birinci arkadaşımız şunu soruyor. What do you think about Sude's dressing style? Sude'nin giyim tarzı ile ilgili, stili ile ilgili ne düşünüyorsun? Arkadaşımız bir açıklama yapıyor. Ne söylediğini bilmiyoruz. Ve arkadaşı da buna cevap olarak şöyle söylüyor. I disagree with you. Sana katılmıyorum. She looks so attractive and fashionable. O çok çekici ve modaya uygun görünüyor. Buradan şunu anlıyoruz. Sana katılmıyorum dediği için ve sonrasında çok güzel şeyler söylediği için birinci olarak bu giyim tarzıyla ilgili ifadesini belirten arkadaşımız demek ki kötü bir şey söylemesi gerekiyor ki sana katılmıyorum deyip iyi bir şey söylesin. Hemen şıklara odaklanalım. A şıkkı harika müthiş görünüyor der mi? Biz olumsuz bir şey arıyoruz. Bu sebeple A şıkkını eliyoruz. Terfik müthiş görünüyor. Müthiş görünmek olumlu bir ifadedir arkadaşlar. Ama biz olumsuz bir ifade arıyoruz. Gitti. She looks ridiculous çok saçma görünüyor. Gülünç, komik ve saçma görünüyor. İşte tam aradığımız gibi olumsuz bir ifade olduğu için aradığımız doğru cevap sensin. D şıkkına bakalım. She looks fascinating. Büyüleyici görünüyor. Çok olumlu bir ifade olduğu için bizim aradığımız cevap olamaz. Doğru cevap Ceyhan. Dördüncü soruyla devam edelim. Dördüncü soruda arkadaşlar yine her zamanki gibi soru köküyle başlayalım. Which of the following is correct according to the text? Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki okuma metnine göre correct yani doğrudur diyor. Hemen metni okuyalım ve anlayalım lütfen. I'm Brian. I want to talk about my after school activities. Merhabalar ben Brian. Okul sonrası aktivitelerimden bahsetmek istiyorum. Okuldan eve vardığım zaman I have a rest. Önce bir saat kadar dinlenirim. Then daha sonra I listen to music. Müzik dinlerim ve televizyon izlerim. Akşam yemeğimi ailemle birlikte saat, saat 8'de yaparım. Daha sonrasında ise ödevimi yapmaya başlarım. Her zaman yatağa gitmeden önce de kitap okurum diyor. A şıkkına bakıyoruz. Bu arada biz unutmayın doğru olan ifadeyi arıyoruz arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Brian goes to bed after he reads a book. Brian kitap okuduktan sonra yatağa gider. Gayet doğru bahsedilmişti. Diğer şıklara bakalım. Dinlenmeden önce ödevini yapar. Hayır. Arkadaşlar Dinlendikten sonra ödevini yapıyordu. C şıkkına bakıyoruz. Akşam yemeğini arkadaşlarıyla yapar okulda akşamları akşam yemeğini arkadaşlarıyla okulda yer. Hayır ailesiyle evde yiyordu. D şıkkına bakalım asla televizyon izlemez dedi. Halbuki televizyon izlemek Brian'ın okul sonrası aktivitelerinden biriydi. Doğru cevabımız Adana. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci soru arkadaşlar. Soru kökü bizden ne istiyor acaba? Which of the following shows? Bu ses preference. Aşağıdakilerden hangisi? Bu senin tercihini gösterir. Arda diyor ki I prefer reading biographical books. Ben biyografi kitaplarını okumayı tercih ederim diyor Arda. Buse ise buna cevap olarak gerçekten mi? Dürüst olmak gerekirse I hate ben nefret ederim biyografi kitaplarından. I think they're boring. Bence onlar son derece sıkıcıdır ve benim favorim dedektif kitaplarıdır diyor. Bize soruda Buse'nin tercihini sorduğu için Buse de dedektif kitaplarını sevdiğini belirttiği için şıklardan hangisi doğru cevabımız olabilir? Ceyhan arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim. Soru 6. Karşılıklı bir konuşma görüyoruz ama önce soru kökü. Which of the following completes the dialogue? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? Birinci arkadaşımız ne sormuş ki? Cevap veren Emir. I attend karate class twice a week. Haftada iki kez karate kursuna katılıyorum demiş olabilir acaba. Hangi sorunun cevabı olabilir? Burada arkadaşlar soru kelimeleri, soru kökünden bahsetmiyorum. Ee, Türkçe'de bizim bahsettiğimiz beşen bir var ya kim, ne, neden, ne zaman, nerede gibi. İşte bu soru kelimeleri İngilizce'de de bu soru kelimelerini doğru bilmek son derece önemlidir arkadaşlar. Çünkü siz sorunun sizden ne istediğini tam olarak o soru kelimesinin ne sorduğunu çok net bir şekilde anlar iseniz o soruyu o kadar doğru yaparsınız. Şimdi hemen bakalım. Birinci sorumuz arkadaşlar. Why? Why do you wake up early? Neden erken kalkıyorsun? Haftada iki kez karate kursunda katılıyorum. Hiç ama hiç alakalı değil arkadaşlar. Gitti. B şıkkına bakalım. Ne zaman okula gidersin? Haftada iki kez karate kursu olmadı How many teenagers prefer karate class to to, the, to chess class? Kaç tane genç e, karate derslerini satranç derslerine tercih eder diyor. Zaten soru bize bakın, how many bir sayı soruyor ama cevapta bir sayı yok. How often bu çok önemli bir soru kalıbıdır arkadaşlar. Hepinizin çok iyi bildiğine eminim. How often ne sıklıkla demektir? Ve twice a week yani haftada iki kez ifadesi bir sıklık ifadesidir. Genellikle how often ile sorulan sorulara bizler haftada bir kez once, iki kez twice, üç kez three times, diğerleri ise times, times, times gibi sıklık ifadeleriyle cevap verebiliyorduk aradığımız doğru cevabımız bu sebeple denizli oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Soru 7. Yedi. Yedinci soruda yine karşılıklı bir konuşma görüyoruz ama önce soru kökü. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? What's your favorite type of music? Favori müzik türün nedir? Classical music is my favorite. Klasik müzik benim en favorim, en sevdiğim müzik türüdür diye cevap veriyor. Sonra başka bir soru soruluyor ve verilen cevap dikkat edelim bir kazla başlıyor. Çünkü beni rahatlatıyor ve ders çalışıyorken de dinleyebiliyorum klasik müziği diyor. Yani çünkü ile başlayarak aslında klasik müziği neden sevdiğine dair bir açıklama yapıyor. Peki çünkü ile başlayan cevaplar acaba hangi soru kelimesinin cevabı olabilir? Pop müzik dinlemeyi tercih eder misin? Çünkü klasik müzik şöyle böyle. Olmadı. Neden? Arkadaşlar neden sorusu? Çoğunlukla çünkü Cevabıyla başlamanızı ister sizden. Neden? Çünkü şu 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 şu. Neden? Sorusu mutlaka, çoğunlukla, istisnalar da olabilir ancak çoğunlukla sizden çünküyle başlamanızı ister ve böyle cevapları çok sever. Burada neden sorusunu gördüğüm için soruyu beğendim. Devamına bakalım. Why do you like classical music? Peki neden seversin klasik müziği? Çünkü beni dinlendiriyor. Çünkü ders çalışırken de dinleyebiliyorum diyor. Doğru cevabımız. Bu sebeple bursa. Diğer soruyla devam edelim. Soru 8. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre teenagers, gençler. Bakalım yukarıdaki bilgide gençlerle ilgili neler söyleniyor. Hey teenagers. Bir kişi görüyoruz gençlere hitap eden, gençlere seslenen. Hey teenagers. Why do you usually chat online? Neden hep genellikle online chatlerle e, yazışıyorsunuz? Why do you usually take selfies? Neden genellikle selfiler çekiyorsunuz? Why do you usually watch TV in your free time? Neden genellikle televizyon izliyorsunuz ki boş zamanlarınızda? As a free time activity, bir boş zaman aktivitesi olarak you can also read different types of books. Aynı zamanda çok farklı türlerde kitaplar okuyabilirsiniz diyor. Ve şöyle devam ediyor. I highly recommend you to read books. Size kitap okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu durumda şıklara bakıyoruz. Gençler asla chat yapmazlar, online görüşme yapmazlar. Hayır, yaptıklarını söylüyordu. Televizyon izlemeye katlanamazlar, tahammül edemezler. Hayır, neden sıklıkla izliyorsunuz diyordu. Hiç boş zamanları yok. Hayır, boş zamanları var ve bol bol başka şeyler yapıyorlar. Ve şıkkına bakalım. Boş zamanlarınızda kitap okuyabilirsiniz vakit geçirmek için diyor. Tam da aradığımız seçenek. Devam ediyoruz. Soru 9. Öncelikle soru kökü arkadaşlar. Soru kökü bize şunu soruyor. What does Hakan need to do his duty? Hakan görevini yapmak için to do his duty. Hakan görevini yapmak için neye ihtiyaç duyar? Hakan'ın bir görevi var demek ki ve bunu yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu şeyi arıyoruz. Bakalım burada camping yapan teenagers görüyoruz arkadaşlar. Paragrafı okuyalım. Most of teenagers in Turkey don't prefer camping as a summer activity. Türkiye'deki gençlerin çoğu Türkiye'deki gençlerin çoğu bir yaz aktivitesi olarak kamp yapmayı tercih etmezler. Ancak biz kamp yapmaya çok düşkünüz, çok severiz. Her şeyi organize ederiz. İlk olarak çadırımızı birlikte kurarız. Daha sonra Ege bizim halatımızı, bıçağımızı, el fenerimiz gibi Uyku tulumlarımız gibi ekipmanlarımızı organize eder. Hakan bizim marshmallow'lar kızartabilmemiz için kamp ateşimizi yakar. Biz ne arıyorduk arkadaşlar? Hakan'ın görevini arıyorduk aslında. Burada anladık ki kamp ateşini yakmak Hakan'ın görevi. Peki bu görevini yapabilmek için neye ihtiyacı var? Bir pusulaya? Hayır. Bir çadıra? Hayır. Bir gitara? Hayır bir kutu kibrit kutusu Hakan'ın ihtiyaç duyduğu araç gereçtir. Diğer soruyla devam edelim. Soru 10. Bir grafik sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Soru kökünü dikkatli okuyalım. Which of the following is not correct according to the results? Aşağıdakilerden hangisi sonuçlara göre not correct? Doğru değildir. Yani Yanlış olanı arıyoruz arkadaşlar. Yanlış olanı arıyoruz. Hemen grafiği değerlendirmeden önce şuradaki üst bilgiyi bir okuyalım. A teacher asks his students about their free time activities. Here are the results. Bir öğretmen öğrencilerine boş zamanlarını nasıl değerlendirdiklerine dair, hangi aktivitelerle uğraştıklarına dair bir soru soruyor ve işte cevaplar. Ne demiştik? Grafik sorularında önce en yüksek oranın neye ait olduğuna bakacağız. Sonra en düşük oranın neye ait olduğuna bakacağız arkadaşlar. Bu bizim için önemli. En yüksek oranla gençlerin boş zamanlarında yapmayı sevdikleri aktivite gördüğümüz üzere playing computer games. Hiç şaşırtmadı bu cevap bizi. Gençler %55 oranında online bilgisayar oynamayı seviyorlar ve çok düşük bir oranda %2 oranında da boş zamanlarında ne yazık ki kitap okumayı tercih ediyorlar. Bu durumda e, bilgisayar oyununu takip eden diğer çoklukla tercih edilen diğer seçenek müzik dinlemek ve az tercih edilen diğer seçeneğimiz ise televizyon izlemek. Şimdi soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Biz doğru olmayanı arıyoruz. Teenagers mostly öğrenciler çoğunlukla online games tercih eder. Evet doğru. Reading book kitap okumak is not popular activity among teenagers. Gençler arasında hiç popüler olmayan bir aktivitedir. Ne yazık ki doğru. The most popular activity en popüler aktivite kitap pardon en popüler aktivite televizyon izlemek midir? Arkadaşlar hayır. En popüler aktivitemiz neydi? bilgisayar oynamaktı. Ve son seçeneğimize bakalım. Gençler kitap okumayı çok çok sık tercih etmezler. İşte bu da doğruydu. Ancak biz yanlış olan seçeneği aradığımız için aradığımız seçenek C şıkkı. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.